Şimdi arkadaşlar depremlerin çeşitli açılardan analizine odaklı ele alacak olduğumuzda önemli bir model yapısından tecrübelerime istinaden önemli bir model yapısından bahsetmeye çalışacağım. Yani buradaki konunun ilgili çevrelerini deprem konusunda faaliyet gösteren yer bilimci arkadaşlar dışında bu yazılım konularında çalışan arkadaşlar da içi ermekte. Şimdi arkadaşlar bir görsel örnek doğrultusunda konuyu açıklamanın daha anlaşılır bir noktada yer alacağını düşünmekteyim. Yani konuya başlamadan önce konunun ana başlığını da yani belirlenecek bir time range doğrultusunda pseudo bir time lapse yapısı dahilinde deprem gelişim simülasyonu olarak ifade etmem de mümkün. Bunu da yeri gelmişken belirteyim. Şimdi bu videoda işte mesela deprem olayları belirli magnitütlerde işte 1917-2017 yıllarını içerecek şekilde simüle edilmiş bir noktada ele alındığını gözlemliyoruz, değerlendireceğiniz üzere. Fakat işte yine değerlendireceğiniz gibi gerçekleşen yıllara göre olay belirteçleri eş aralıklı bir yapıda aynı frekanslarda yani aynı frekanslarda gözlemleniyor. Bunu ifade etmek istiyorum. Yani sanırım demek istediğim konuyu bazı arkadaşlar anladı. Yani işte zamana göre bir time-lapse belirteç durumunu ayrıca bir pseudo option ile birlikte analize olanak sağlayacak şekilde ele almamız durumunda. Yani bu sonuçla yani bunu da globe ölçeğinde ele almamız durumunda çeşitli açılardan yani açıklamamın başında da ifade ettiğim üzere çeşitli açılardan çok daha fonksiyonel olacağını ifade etmem gerekecek. Yani bu sunumda ifade etmiş olduğum düzenlemelerin ele alınması durumunda konu son derece çeşitli açılardan çok daha fonksiyonel, çok daha anlamlı bir noktada yer alacak. Yani bu konu açıklamak istediğim, notlarını almış olduğum bir alanda yer alıyordu. Yani bu konuyu da tecrübelerime istinaden ilgili çevrelere belirtmiş olalım. Yani umarım önemli bir noktada yer alır yapmış olduğum bu açıklama.